Biraz da İsa Mesih'ten anlatalım mübarekten. Onun şemalini anlat. O geniş omuzlu, atletik. O zariftir. Evet. Mehdi heybetli, iridir. Yani boydan boya iri. Saçları kızıl, kahve ve sarışın arası. İnşallah. Saçları kızıl, kahve ve sarışın arasıdır. Hazreti İsa Mesih'in. Omuzlarına kadar dökülür. Saçları ortadan ayrık. İki benik böyle. Ortadan ayrık, omuzlarına dökülüyor. Gözleri gri. İsa Mesih'in. Gri. Maşallah. Küçük yüzüdür. Zarif, küçük bir yüzü vardır. Yani böyle kibardır yüzü. Mehdi'nin yüzü büyük, kafası da büyük. İsa Mesih'in yüzü kibardır. Yani omuzları geniş, atletik yapılıdır. Yani ince bellidir. Zaten Mesih denmesinin sebeplerinden birisi de odur. İnce belli anlamına gelir Mesih. İsa Mesih, ince belli. Atletik yapılıdır. Orta boylu İsa Mesih. Yüzü çilli. Burnu çilli. Parmaklar, eller çilli. Ayaklar da çillidir. Yani ben tanıtıcı olarak onu söyleyeyim. Saçı Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace, Sünen-i Nesai, Sünen-i Davud hepsinden geçer. Su değmediği halde sanki ıslak gibi, yani dolgun saydam saçları. Saydam gibi, yani böyle su değmiş de sanki ıslak kalmış gibi duruyor ama değil. Bir saç cinsi o. Bazı çok nadir rastlanır insanlarda. Böyle pırıl pırıl parlar. Dolgun ve güzel. Islak görünümlü saç. Su değmediği halde parlar diyor. Başka? Yüzü dupduru ve pırıl pırıldır diyor. Nevevi'de. Evet, aydınlık. Ve bakışları çok keskin diyor. Evet, çok keskin. Delici ve çok zeki bakıyor. Evet. Alnı düzgün ve temizdir. Sık sakallıdır. Küçük ve güzel burunludur. Onun da burnu küçük. Minik. Evet. Gözleri ateş gibi parlaktır gözleri diyor maşallah. Müthiş zeki olmaktan. Müthiş akıllı. Evet. Yüzü kırmızıya çalar, beyaz renklidir. Ayakları ve elleri temiz ve parlaktır. Görünüşü kibar ve hoştur diyor maşallah. Evet, çok ve arif ve çok temiz, halim görünümlü. Kibar ve uzun parmaklı, mükemmel şekilde elleri vardır. Evet, diyor. Parmaklar uzun ve kibar. Yani böyle zarif elleri. Evet, inşallah. Şu an o da dünyada, Mehdi de dünyada. İkisini de göreceğiz inşallah. İnşallah. İsa Mesih, Mehdi Aleyhisselam'ı namaz kılacağı anda, toplulukla namaz kılacağı anda ziyarete geliyor. Tam kâmet getirildiği an. İsa Mesih'i görür görmez mübarek tanıyor Mehdi Aleyhisselam. Efendim diyor, buyurun. Hemen diyor imamlığa geçin diyor, buyurun diyor. Kabul etmiyor. Mehdi'ye siz diyor uygunsunuz diyor, siz geçin diyor. Kiminiz kiminize diyor. Allah'ın bir ikramı olarak diyor. İmamsınız diyor. Müslümanların imamı sensin diyor. Bütün Müslümanların. Sen geç diyor. Mehdi ilerliyor fakat yine içi yatmıyor. Geri dönüyor. O zaman Hazreti İsa sırtından iterek, iki omzundan diyor Peygamberimiz. İter diyor ve onu imamlığa geçirir diyor. Tekbir aldığında, Allahu Ekber dediğinde imamlığı başlamış oluyor. Maşallah. İnşallah. Bütün dünyanın imamıdır. İmam Mehdi. Ama İsa Mesih'in gelişi çok büyük bir ikram. Çok büyük bir olay. Yani önümüzdeki yıllar muazzam. Yani çünkü Allah Mehdi'yi onöre etmek için yapıyor aynı zamanda. Ona bir güzellik olarak yapıyor. Yani Mehdi'nin makamını göstermek için. Bakın bütün dünyanın sevdiği ulul azm bir peygamberi ona vezir yapıyor. Mehdi'nin makamını anlayın buradan. Bak, ulul azm bir peygambere ve bütün dünyanın sevdiği bir peygambere, bütün Hristiyanların, bütün Müslümanların sevdiği, ki Museviler de çok sevecekler, ve bütün dünyanın iman ettiği bir peygambere Hazreti Mehdi'ye vezir yapıyor Allah. Ve Mehdi'yi bütün dünyanın lideri yapıyor. 7 milyarlık dünya. Dünya tarihinde yok böyle bir olay. En fazla 2 milyon, 3 milyon kişiye liderlik yapmıştır geçmişte. Peygamberler olsun,
Veli'yle er olsun. Böyledir yani. İnşallah. Ama Mehdi devri başka. Çok büyük. Maşallah. İşte Mehdi isabetini bütün dünya duyacak. Televizyonda bir konuşma yaptığında bütün dünya dinleyecek. İsa Mesih de öyle. O da televizyonda konuşacak. Onunla bütün dünya dinleyecek. Bütün dünya gezecek. İsa Mesih. İnşallah. Ve mucize gösterecek. Mucizatlı peygamberdir. Ölü diriltecek inşallah. İnşallah. Yani mesela 3 günlük ölü. Dağılmış değil ama bak cesedi dağılmış değil. O aklın ihtiyarını kaldırır. Öyle değil. Ama mesela morgda doktor rapor vermiş. Ölü adam hakikaten bekliyor. Var ya normal morgdaki öyle. Herhangi bir tanesini yani mesela insanlar söyleyebilir mesela şu dersin. İnşallah rica ediyor. Kum biiznillah diyor. Kalk Allah'ın izniyle diyor. Kalkar. Şaşırmış böyle. Hayret edici şekilde kalkar. Ama bu aklın ihtiyarını almaz. Yani insan aklın ihtiyarını alacak. Aklın ihtiyarını almaz.